Instagram, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yine Optimum'a geldim çünkü Emrah Gürcan'ın yanına berbere gitti, tıraş olacak. Beni de gitmeden önce buraya bıraktı çünkü orada zaten gidip gelme süresi 1 saat 1,5 saati buluyor. Orada da biraz oyalanıyor, sohbet muhabbet derken 2-3 saati olmayacaktı. Ben de dedim ki hazır sen yoksun, ben de rahat rahat böyle mağaza gezeyim, alışveriş yapayım. Zaten birkaç eksiğim vardı almam gereken, daha doğrusu benim değil, Emrah'ın birkaç eksiği vardı. Ona biraz alışveriş yapacağım, biraz da kendim alışveriş yapacağım. Emrah'a şöyle kolsuz bir tişört alıyorum. Bunun fiyatı 149 lira, yani 150 liraymış. Bir tane şunu alacağım. Bir de şöyle Batman'li bir tişört alıyorum. Bu da 160 liraymış. Şöyle arkasında da desen var. Bunu da çok sevdim. Bir tane bunu alacağım. Şöyle çok beğendiğim bir gömlek var. Uzun çizgili. Bunun aynısını Zara'da da görmüştüm. Zara'da 700 lira bir fiyatı vardı gördüğüm zaman. Şimdi buradaki fiyatı 370 lira. O yüzden bunu da buradan almayı düşünüyorum. Çünkü Zara'da çok beğenmiştim zaten. Daha açık bir renkte oradaki. Buradaki koyu lacivert. Bu renk daha güzel. İnşallah Emrah da sever. Bir de şöyle kot şort alacağım. Şu beli lastikli. Bu da çok güzel görünüyor. Şöyle cepleri de var. Kot görünümlü. Zaten kot ama böyle esnek bir kot. Yani çok kalın kumaşı yok. Bunun da fiyatı 360 liraymış. Kendime de elbise baktım ama bulamadım. Bir de terlik baktım. Yine de terlik de bulamadım. Güzel bir tane. Buraya da bakayım. Bunlar da güzel ama fiyat olarak 249 lira. Biraz önce baktıklarım 150 lira falandı ama güzel bulamadım. Bunlar da biraz çocuk terliği gibi ya. Bunlar da olmaz. Bakın Aesva'nın home kısmında şöyle Barbie'li eşyalar gelmiş. Barbie'li tepsi, Barbie'li bardak ve havlu gibi. Böyle hatta peçete var, çok güzel. Bunlar bayağı güzelmiş. Şu da çok güzelmiş. Bunun içine toko falan konulabilir. Güzel şeyler varmış. Bir bakayım buraya ben. Böyle bir şey beğendim. Bu kahve köşesinin üstündeki rafa koymak için. İçine Türk kahvesi ve şeker konulabilir. Çok güzel görünüyor. Bunların da tanesi 79 liraymış. Bundan almayı düşünüyorum şu anda. Bundan iki tane alacağım. Şu Barbie'li eşyaları çok beğendim ama evde ben böyle pembe eşya sevmediğim için bunlardan almayı düşünmüyorum. O yüzden boşa şimdi hiç para harcamayayım. Şundan iki tane alacağım. Birine Türk kahvesi, diğerine de şeker koyacağım. Sıvadan çıktım. Toplamda aldıklarım 1192 lira tuttu. Güzel bir alışveriş oldu Emrah'a. Şimdi bu Aesva'nın pijama bölümü var. Oraya gireceğim. Oradan da kendime bir tane pijama elbise bakmak istiyorum. Bu aralar o kadar sıcak ki. Yani eski o aldığım pijamalar şu anda hiç rahat ettirtmiyor. Biliyorsunuz Ekro'dan alıyordum. Böyle altı uzun üstü gömlek şeklinde. Onlarla hiç rahat edemiyorum şu an akşamları. O yüzden şu Aesva'nın pijama bölümünden de kendime bir tane pijama bakacağım. Burada böyle çok tatlı, Mickey Minili çok güzel elbiseler var, pijama elbise. Bundan bakacağım şimdi. Fiyatı da 159 lira, çok iyi. Şimdi şu elbiseden bir tane alıyorum. Bir de böyle şortlulardan varmış. Bunlar da çok güzel ama dediğim gibi elbise daha rahat oluyor. O yüzden şortu bakmayacağım. Ama bunlar da çok tatlı. Pijamamı aldım, Mango'ya geldim. Şöyle bol, rahat bir elbise bakıyorum ama şunu denedim, bu iç gösteriyor. Gerçekten hiç öyle durmuyor burada. Çok güzel görünüyor ama iç gösteriyordu. O yüzden bunu bırakıyorum. Şöyle bol bir elbise bakıyorum. Rahat olsun istiyorum. Bu da galiba biraz önceki denediğimin aynısı. Birçok ürün indirimde ama hiç öyle istediğim gibi bir elbise bulamadım. O yüzden buradan daha çıkıyorum şimdi. Moda'ya gireceğim. Moda'nın zaten kesin biraz daha böyle oversize oluyor. Bol elbiseler belki burada bulabilirim. Bir bakayım. Bol bir elbise bakarken bulduğum elbiseye bakın. O kadar güzel ki elbise. Ama 2SB'den indirimdeymiş. 359 liraya düşüyor. Şöyle aşırı güzelmiş. Bedeni varsa aslında böyle bir elbise bakabilirim kendime. Çok beğendim. Ama olmayacağını düşünüyorum. Zaten o yüzden indirimdedir. Böyle bir elbise buldum şimdi de ama bu da yine 2SB'den. Başka da bir bedeni yok. Bu SB'den. Bir de şurada 2S'si var. Bunu da beğendim ama bedeni yok. Biraz önce beğendiğim elbisenin böyle pembesini buldum. Hem de medium beden ama pembe rengi tercih etmem. Yani keşke siyah olsaydı. Yine bu da indirimdeymiş. Çok güzel bir elbise. Bol elbise arıyorken şu beğendiğim elbiseye bakın. Böyle kenarları büzgülü, yine vücuda oturan bir elbise beğendim. Çok hoşuma gitti. Deneyeceğim. Bilmiyorum, yine bol elbise bakacağım ama bunu da denemek istiyorum. Bunda 500 lira bir fiyatı ben var. Ben elbiseyi denedim. Elbiseyi denerken
Arkadaşım Şilan aradı, ona göstermiştim. Görüntülü de dedi ki kesinlikle dedi yılan derili bir elbise denememelisin. Gerçekten çok haklıymış. Bayağı kötü oldu. Yani insan olduğundan gerçekten çok çok daha fazla kilolu gösteriyor dedi. Dediği gibi de kilolu gösterdi. Şimdi Zara'ya geldim. Şu elbiseyi beğendim. Bu da gömlek bir elbise, kemerli. Bir tane bunu denemek istiyorum. Galiba ben bu elbiseyi daha önce de beğenmiştim. Öyle hatırlıyorum. Bakayım. Güzel olursa buna bakacağım artık. O kadar çok mağaza gezdim ki bulamadım. Bu güzel görünüyor. Hem de bol. Bir tane daha elbise beğendim. Şöyle. Bu da yine gömlekli ve kemerli. Bunu da deneyeceğim. Bunu da çok beğendim. Kabine giderken bir elbise daha gördüm. Şöyle turuncu. Bu vücuda oturan ama rahat bir elbiseye benziyor. Rahat bir kumaşı var. Bunu da deneyeceğim. Bunun da rengi çok hoşuma gitti. Elbiseleri denedim ama çok sevemedim. Yani çok güzel olmadı. Birisi büyük oldu, birisi daha küçük oldu. Birisinin duruşunu sevmedim derken şöyle bir çanta buldum kendime ve bunu almayı düşünüyorum. Yani elbise diye niyetlendim ama galiba elbise almadan çıkacağım bugün. Şu çantayı alayım, bunu çok beğendim. Zara'dan çıktım, kendime sonunda elbise buldum. İki tane elbise aldım, Jimmy K diye bir mağazadan aldım. Çok güzel elbiseler ama tadilat istiyordu. O yüzden şu an tadilata gitti. Yarın alacağım, teslim alacağım ama gerçekten çok çok güzel elbiseler, içime çok sindi. Bu arada Emrah da Gürcan'ın yanından geldi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Tabii Emrah gelince ne yiyeceğiz? Doyuyor. O Optimum'da en çok doyuyor sevdiği için şimdi oraya giriyoruz. Doyuyor, yine bir zam daha gelmiş fiyatları. Galiba 10 lira, 20 lira artmış. Bana öyle geldi. Çünkü en son burada yediğimizde daha böyle 30'lu rakamlar görüyordum. Değil mi Emrah? Fiyatı yükselmiş, evet gerçekten. Evet. Emrah her zaman Galaktik yiyordu. Galaktik. Doyuyor, Galaktik alacağım. Değil mi? Onu alacaksın yine. Evet. O hangisi? Şuradan, menü kısmında. Başlarda. Hamburgerli mi? Yok. Evet, hamburgerli. Şu. Şunları yiyeceğim. Şu. 171 lira fiyatı var. İçindeki şu içeceği kolayla değiştirebiliyor musun? Evet, değişiliyor. Güzelmiş hamburger. Hamburger çok güzel bunun, çok lezzetli. O zaman ben... Ama de... sen tandır istiyorsan ya, bunlar istersen ya. Ya ama şu an çok acıktım, o yüzden bundan alacağım, evet. Şu an bayağı acıktığım için ben normalde her zaman şu orijinal Tinders var bu. Bundan söylüyorum. Bu da bayağı yetiyor aslında, çok lezzetli oluyor ama şu an gözüm aç olduğu için ondan yiyebilirim. Yani sanki Tinders beni kesmeyecek. O yüzden bundan söyleyeceğim ben de. Bizim yemekler geldi. Doyuyor Galaktik menüsü şöyleymiş. Gerçekten Emrah bu işi biliyor. Çok güzel bir menüymüş. Hem böyle tavuk parçası var hem de güzel bir hamburgeri var. Bayağı büyük. Bir de biz ekstradan şu buranın sosundan söyledik. Bu sos da çok güzel oluyor. Biz yemeğimizi yedik. Şöyle Akron'la kum atölyesinden tatlı alalım dedik. İki tane şundan, iki tane de bundan alıyorum. Kendime sadece iki tane elbise bulabildim ama güzel aldıklarım. Onları size gösteremeyeceğim ama bir sonraki vlogda gösteririm. Gerçekten çok içime sindi aldığım her şey. Tatlımızı da aldık. Eve gidiyoruz artık. Evde kahve, tatlı. Öyle zaman geçiririz diye düşünüyorum. Bayağı yoruldum burada. Kaç saattir buradayım ben Emrah ya? 3 saat, 3-4 saattir buradayım. Ama güzel bir alışveriş yaptım. En güzeli Emrah oldu. Çünkü onun istediği şeyleri, böyle beğenebileceği şeyleri hemen buldum. Daha Emrah aldıklarımı görmedi. Evde de ona göstereceğim. İnşallah beğenir ama beğeneceğini düşünüyorum. Tam onun tarzı aldığım şeyler. Eve geldik. Şöyle güvenliğe kargom gelmiş. Onu açtım hemen. Kendime böyle soğuk kahve seti gibi bir şey yaptım Trendyol'da. Hemen soğuk kahve için kendime şöyle güzel bir bardak söyledim. İki tane. Zaten bu bardakları belki biliyorsunuzdur. Bayağı bir meşhur. Yani birçok Instagram'da link veren kızlarda görmüştüm. Çok beğenmiştim. İki tane söyledim. Gerçekten de çok güzelmiş. Bunun yine devamını söylemeyi düşünüyorum. İki adet daha. Soğuk kahve için şöyle kendime yuvarlak buz küpü yapabileceğim bir aparat söyledim. Bu da çok güzelmiş. Bunun bir de şurada tıpacı var galiba. Şu başından dolduruyorum. Daha sonrasında da buradan kapatabiliyorum galiba. Öyle gördüm. Güzel bir şeymiş bu da. Bunu da sevdim. Bunu espressolu yapmayı düşünüyorum. Eğer güzel olur mu bilmiyorum. Ya da acaba süt mü dondursam? Hangisi güzel olur? Siz de bana yorumlarda bunu söylerseniz sevinirim. Çünkü ilk defa soğuk kahve yapacağım. Normalde çok fazla soğuk kahve tüketmiyorum. Ama bu aralar çok sıcak. Artık soğuk kahve tüketebilirim diye düşünüyorum. Böyle bir de
Cam pipetler söyledim kendime. Bunlardan da 6 tane varmış. Bu da çok uygun fiyattaydı. 30 ya da 40 lira gibi bir şey olması lazım. Çok sevdim. Böyle bu bardaklarla takım olsun diye böyle şey yapayım dedim, söyleyeyim dedim. Böyle bir set yaptım. Bir de bir tane küllük söyledim aslında. Bu küllük ama küllük olarak kullanmayacağım. Bunun içine kendi mum yapmayı düşünüyorum. Bunu da YouTube'da bir kızda görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Çok da sevdim. Böyle cam bir küllüğün içinde. Çok şık duruyor. Böyle bir küllüktü sanırım. Aynı küllüğü söyledim. Bunun içine kendisi mum yaptı. Ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Böyle kargom bu kadar. Şimdi şu bardakları yıkayayım. Çünkü aldığım tatlıyla birlikte böyle bir soğuk kahve yaparım diye düşünüyorum. Beraber güzel olur ikisi. Benim bu kahve makinemde sıcak ve soğuk yapabiliyorum. Bu taraf soğuk, diğer taraf sıcak şekilde akıtıyor suyu. Ama daha önce hiç soğuk kahve yapmadım. Bir sürü de kapsül söylemiştim Emrah'a. Hepsinden de getirmiş. Şöyle kokonatlı, Starbucks'ın lattesinden. En çok sevdiğim tabii ki şu Caffeoli'den. Şurada var, ondan göstereyim. Bu en sevdiğim. Bundan böyle 5-6 paket sipariş etmiştim Emrah'a. Galiba yine bundan yaparım diye düşünüyorum soğuk kahveyi. Bir de böyle bir çay söylemiştim. Bu da bir Arap çayı. Baharatlı bir çay. Bu da güzel oluyor. Gelen misafirlerime ikram ediyorum. Ben çok fazla içmesem de. O yüzden böyle farklı farklı bir sürü kapsüllerden soğuk kahve yapmayı düşünüyorum şu anda. Bardaklarımı yıkadım. Bayağı güzel bir görüntüsü var. Gerçekten çok sevdim. Yani iki tane daha hemen söyleyeceğim. Dörtleyeceğim bunları. Bir misafir geldiğinde çünkü gerçekten güzel olur. Dediğim gibi şu Caffeoli'den yapacağım. Bu daha lezzetli. Kendime bundan yapacağım. Emrah'a şu Starbucks olandan yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu biraz sanki şekerli gibi. Ben şeker kullanmadığım için çok sevemedim ama Emrah sever. Kendime bundan yapıyorum şimdi. Makinenin bu tarafı soğuk tarafı ama tabii içindeki şu su çok soğuk olmadığı için buz koyacağım. Şöyle soğuk bir şekilde akıtıyorum. İçine iki tane buz ilave edip sütünü ekleyeceğim. İki tane az oldu sanki. Birer tane daha ekleyeceğim buzdan. Şimdi de üzerine sütünü ilave edeceğim. Aslında şu an bir şeyi yanlış yaptığımı fark ettim. Çünkü bu sadece espresso değil, sütlü kahve. O yüzden ben neden ekstra süt çıkardım bilmiyorum. Yani biraz daha espressonun içinde kalmıştı. Kapsülün içinde daha doğrusu. Yine devam ettireceğim. Çünkü ekstradan süt koymamı gerektiren bir durum yok. Bu sütlü bir kahve zaten. Emrah'a Starbucks olandan yapacağım demiştim ya, vazgeçtim. Sadece şöyle bir espresso kapsül vardı. Bunu çok sevmemiştim. Sütlü olmadığı için bundan yapacağım. Ekstra böyle süt ilave edeceğim. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Şöyle 4 tane buzdan ilave ettim. Bakın zaten renginden anlayacaksınız. Bu sütlü bir kahve olduğu için böyle bir renk daha çıktı. Bu sadece espresso. Şimdi ona bir de süt ekleyelim. Soğuk süt. Evet, şu an ikisi de yine benzer bir renk aldı. Emrah'ınkini biraz karıştıralım. Şöyle espressosuyla. Benimkini zaten karıştırmaya gerek yok. Bu arada da bu kapsülleri ilk defa soğukta deniyorum. Yani çok merak ediyorum. İnşallah tadı sıcaktaki gibi yine güzeldir. Afyon Lokum Atölyesi'nden aldığımız şu tatlıları da soğuk kahveyle beraber yiyeceğiz şimdi. Çok da güzel bir paket yapmışlar böyle. Hediye paketi gibi. Şöyle bir haşhaş tatlısı, bir de badem tatlısından almıştım. Bu da böyle dörtlüsü 45 lira tutmuştu. Bu haşhaş tatlısını oteldeyken yemiştim. Gerçekten çok sevmiştim orada bile. Eminim Afyon Lokum Atölyesi'nde daha lezzetlidir. Çok da güzel görünüyor. Emrah hadi gel. Evet, Emrah soğuk kahvenin tadına bak bakalım. Ben aslında soğuk kahve seven bir insan değilim. Ama evet, ben de değilim ama ben de deneyeceğim. Kötü mü? Ben sevmedim ya. Gerçekten. Aslında soğuk kahve tadı var da ben sevmediğim için bilmiyorum.
Bir de şuna bak, yani o espressoluydu. Bu normal Caffoli'den. Ama bardaklarla pipetler efsane. Evet, ben de bardaklarla pipeti sevdim. Sevmedin mi? Yok kızım, benlik bir şey değil bu. Dur bir ya, de ben deneyeyim. Aslında görünüş olarak çok güzel duruyor. Ama ben soğuk kahve içen bir insan değilim. Hatta kahve bir içen insan değilim, evet, yani. Evet, Emrah Türk kahvesi dahi çok sevmiyor. Öyle nadir eşlik etmek için. Evet, öyle. Bir de İstersen ama sana soğuk Türk kahvesi yapabilirim. Yok yok, soğuk bir şey istemiyorum. Ben soğuk yanlış söyledim. Normal sıcak Türk kahvesi. Evet, Türk kahvesi içerim. Ben bir de sen de bakalım. Bakayım. Emrah şimdi diyor ki bu kahveler diyor soğuk kahve bardağıysa ben bunda diyor sıcak kahve içemez miyim? Ya, ama bak bunda ya da su içemez miyim? Bunda da böyle değil mi? Soğuk kahve bardağı olarak satılıyor bu. Ben şimdi diyelim kahve içmek istiyorum. Bunda içemeyecek mi? Biraz su içmek istiyorum. Hayır. Çok tuhaf bardak duruyor ya. İçebilirsin bak, ama bak görsel olarak çok güzel. Ama bilmiyorum ya. Bu şey, ben Instagram kurbanı oldum. Zaten var ya, sosyal medya kurbanısınız, başka bir şey değil. Yok onun bardağıydı, onun kaşığıydı, bu cam pipet ne ya? Tamam güzel duruyor ama. Yani özendim ya galiba. Ama yok, sevmedim şu anda. Ama bardaklar güzel ya. Onlarla ya, bak, bardaklar portakal suyu falan içeriz. Yok, bardaklar nasıl durur biliyor musun? Evet. Bardak içine bir çiçeği koyacaksın, toprak koyacaksın, çiçek ekeceksin içine, anladın mı? Hani vaz olarak bence güzel durur. Hmm, o zaman hemen kaktüs alıyorum yarın. Güzel durur aslında. Kaktüs alıp hemen ekiyorum. Tatlarımızı yedik, kahvemizi içemedik ama Emrah şöyle aldıklarıma bakıyor. Şu an pembe bir şey giriyor mu? Benim mi? Evet, o senin. Pembe çöp mü aldın bana? Evet. Bakalım aldıklarımı beğenecek misin? Yani ikiye düşünmeyedir. De! Beğendin mi? Yok, güzel ya. Bu tatile gidersek bir yere giyerim. Bak bakayım, üstüne tut bakayım. Uzunluğu iyi mi? Bu şey çöldü gibi duruyor ama ya. Kız çöldü gibi duruyor. Bunu kendine aldın değil mi? Evet, o gibi. O zaman ne şey yapıyorsun? Ya onu nasıl kendine düşünebilirsin? Emrah bu çok uzun zaten. Ya bazı zaten. Erkek çöldü de giyiyor ya şey, şimdi üzerinde bakınca tamam gördüm. Tamam ama bu çok uzun. Onu kendime aldım. Oh, kalınmış ya. Kalın mı? Hmm. Ama güzel. Aslında ince gibi duruyor biliyor musun? Bilmiyorum nasıl kalın geldi sana. Yok güzel. Bu kumaşı. İyi şey mi? Yani. Büyüklüğü peki XL çaldın mı? Yok güzel. İyi mi? Diğer aldıklarıma da bak bakalım beğenecek misin? Şurada onu kesin beğenirsin. Bu güzel ya. Evet, o arka kısmı. Burası ön. Ön kısmı güzel de arka kısmını sevmedim aslında. Ben arka kısmını sevdim biliyor musun? Yok güzel. Biliyorsun ben öyle değişik figürleri seviyorum. Sen seviyorsun böyle evet. Bir şey yazmasın arkasına evet. Büyük büyük. Tişörtlerin arkasında böyle figür olunca hoşuma gidiyor. Hepsi almışsın ha. Evet, kendi tarzımı yansıttım sana. Sen mi oldun bu? Bunu istemiştin ya, böyle bir şey bakmıştım tatile gitmeden önce. Evet, güzelmiş. Bunda large bedenini gördüm, alayım dedim. Başka da bir şey almadım galiba, aldın mı? Pantolon ver. Ha evet, doğru. Pantolon da mı aldın? Pantolon değil o, kot şort. Ama lastikli bele. Bak bakalım. Güzel. Bu havalar için çok güzel artık. O değil de ben ara şu pembe şey takıldım biliyor musun? O zaman o değil. Yön içine bıraktı pide senin dedim. Ya onu ben Eysiva'dan aldım ama kendime aldım pijama. Bir de bu kadar uzun tişört olabilir mi ya? Sevgilim kızım ya. Teşekkür ederim kızım sana. Emrah şu an üşenmedi, tişörtünü denedi ve gerçekten çok güzel oldu Emrah. Bak, çok beğendim. Bak ben çok beğendim ama arkasını mı sevdin? Arkasını beğendim. Ama hayır güzel. Çok güzel duruyor arkası tamam, da. Tamam ama güzel. Gerçekten güzel. Ellerine sağlık, teşekkür ederim başım. Çok beğendim. Bu arada Eysiva'dan aldığım şu Türk kahvesi ve işte şekeri için aldığım kapları da yerleştirdim, yıkadım böyle buraya. Bunları da çok sevdim ama acaba keşke bir tane daha mı alsaydım diyorum. Ona da gold kahveyi koyardım, daha güzel olurdu. Güzel oldu mu sence Emrah? Burada ne eksik biliyor musun? Ne eksik? Bence bak şu yukarıya var ya, şu yukarıya ışık koyacağız tamam mı? Buraya güzel bir şekilde röfle yapıp güzel durur. Aa evet. Değil mi? Işık dedin mi? Beni kalbimden vuruyorsun. Yok bak şuradaki şeyi de güzel yapar, anladın mı? Bak şuradaki şeyi de hani evet. Ortayı falan da güzel gösterir. Ya da aslında bir de şöyle düşünüyorum ben. Şu rafları kaldırıp daha düzgün bir raf mı alsak? O rafları kaldırırsan delikleri belli olur ama. Belli olur mu? Aynı yere geri kurman gerekecek. Aynı yere geri kuramayız. Ya ben şöyle düşündüm. Bir tane uzun bir raf mı alsaydık? Bence bunlar güzel, daha güzel olur. Güzel mi? Evet, böyle oldu. Ben de sevdim ya kaplarımı. Güzel durdu. Bir de buradan böyle hemen Türk kahvesi yapması daha kolay. Yani en azından ben arkadaşlarım geldiği zaman kalkın yapın falan diyebiliyorum. O yüzden böyle hani şu göksu şu nerede, bu nerede demeden hemen üstten alabilirler.
Ev bayağı bir dağıldı. Kargo açtım. Koltuğun üzerine poşetler oldu. Şurada bir sürü poşetler oldu. Masanın üzeri dağıldı. Ben şimdi onları toparlayayım. Birazdan arkadaşlarımız gelecek. Onlarla da bir fasıl kahve içeceğiz. O yüzden şimdi hemen bir güzel toparlayayım. Bu videoyu artık burada kapatacağım ama kapatmadan önce bir şey söyleyeceğim. Instagram'da birkaç gün öncesinde zaten soru olarak belirtmiştim. İşte beni tanıyın videosu çekeceğim Emrah'la birlikte. Orada bana böyle sormak istediğiniz benimle ilgili güzel sorularınızı bekliyorum demiştim. Birçok soru da geldi. Yine Instagram'dan beni hala takip etmeyen varsa tekrardan buradan duyurmak istedim. Beni Instagram'dan takip edip Instagram'dan söylüyorum. Özellikle sorularınızı sorabilirsiniz. Yani ne zaman olur bilmiyorum. Bu video sonrasında olur mu bilemiyorum. Bu video sonrasında olmazsa bile bir sonraki videoda muhakkak beni tanıyın videosu gelecek. O yüzden benimle alakalı merak ettiğiniz sorularınızı da bekliyorum. Ama lütfen sorularınız yani çok böyle özel sorular olmasın. Bazı birkaç tane sorular gördüm. Çok tuhafıma gitti sorulan sorular. Gerçekten bazen sorarken hani acaba kendiniz hiç düşünmeden mi soruyorsunuz? Ayıp ettiğinizi farkına varmadan mı? Bunu genel olarak söylemiyorum. Sadece birkaç kişi için söylüyorum. Bazı sorular gerçekten çok çok özel sorulardı. Böyle sorular sormayın lütfen. Zaten bu tarz özel soruları cevaplamayacağım. Buradan da söyleyeyim. Bu genel olarak sorulan sorular değil. Bazı sorular vardı 2-3 kişinin sorduğu. Çok çok ayıp sorular. Çok özel sorular bunlar. Ben okurken gerçekten çok utandım okumaya. Bunlar sorulacak sorular değil. Böyle soruları da cevaplamayacağım. Bu yine dediğim gibi birkaç kişinin sorularıydı. Onun haricinde çok güzel sorular var. Benimle alakalı merak ettiğiniz çok güzel sorularınız, çok güzel yorumlarınız var. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Genel olarak zaten Instagram'dan da YouTube'dan da çok güzel yorumlar alıyorum. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Tekrardan söylüyorum. Instagram üzerinden merak ettiğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Birkaç video sonrasında bunu Emrah'la birlikte cevaplayacağız YouTube'da. Artık bu videoyu burada kapatayım. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.